Biz bir ekonomik krizde değiliz. Biz bir facianın göbeğindeyiz şu anda. Bu facia devam ediyor ve bu facianın etkilerini yaşamaya devam ediyoruz. Aynı depremin ortasında gibi hissedebilirsiniz kendinizi. Deprem devam ediyor. Deprem sürecini yaşıyoruz. Hem biz, hem devletler, hem yöneticiler. Ve bu deprem sürecinde bir şekilde hayatta kalmaya çalış uyarılarında bulunuyorlar halklarına. Ama bu bir ekonomik kriz değil. Neden bunu ısrarla işaret ediyorum? Çünkü arkadaşlar bir ekonomik kriz var ve bu ekonomik krizden de alınan tedbirlerle çıkılacak algısı da yaratılmaya çalışılıyor bir yandan. Bakıyorsunuz Amerika parasal genişleme yapıyor. Avrupa ülkeleri parasal genişleme yapıyor. Türkiye parasal genişleme yapamıyor elbette çünkü imkanları yok. Gerçi para basarak bu imkanı elde edebilir ama birilerine demek ki bir takım sözler verildi. O nedenle para basılamıyor ve kendi imkanlarımızla bir şekilde işi çözmeye çalışıyoruz. Sonuç itibarıyla ortada çok ciddi bir kriz var. Bu krizin adı salgın krizi. Bu krizin adı koronavirüs krizi. Aynı bir deprem krizi gibi, bir tsunami krizi gibi bir hastalığın krizi. Ne zaman biz ekonomik krizi yaşayacağız? Esas ekonomik krizin etkilerini ne zaman göreceğiz sorusunun cevabı ise bu kriz bittikten sonra. Bu hastalık krizi bittikten sonraki süreçte biz hasar tespit çalışmaları yapmaya başlayacağız. Aynı depremin yaşanıp bittiği anda yapılan hasar tespit çalışmaları gibi. Ekonomide de durum böyle. Koronavirüs salgını dünyada çok büyük bir hasar yarattı. Şu ana kadar yapılan hesaplamalar iyi niyetli bakış açısıyla bakıldığı zaman 4.1 trilyon dolar. Hastalığın şu ana kadar verdiği zarar 4.1 trilyon dolar. Ama bu deprem devam ediyor. Daha hala pek çok yeri yıkmaya devam ediyor. Gelişmiş ülkelerin ekonomilerini yerle bir ediyor. Gelişmekte olan ülkeleri bitiriyor. Bütün ekonomileri, bütün fabrikaları, bütün iş alanlarını durma noktasına getiriyor ve doğal olarak bu süreç hala devam ediyor. Bu deprem hala devam ediyor. Bu felaket devam ettiği sürece biz bir ekonomik kriz var ve biz bu ekonomik krizi çözmeye çalışıyoruz diyorsak eğer yıkılmak üzere olan bir binayı elimizle tutmaya çalışıyoruz demekle aynı şeyi söylüyoruz demektir. Doğal olarak bu deprem bittiğinde bütün yıkılması gereken binalar yıkıldığında bütün hayatlar kurtarıldığında ya da ölmesi gereken herkes öldüğünde artık ümidin tam kesildiği noktada ve depremin tam bittiği noktada biz ekonomik krizin başladığı süreci konuşmaya başlayacağız. Çünkü ekonomilerin zararları tam olarak o zaman ortaya çıkacak. Gerçekten dünya ekonomisi 4.1 milyar dolarlık bir zararla mı karşı karşıya kalacak? Yoksa 14.1 trilyon dolarlık bir zararla mı karşı karşıya kalacak? Amerika ekonomisi ayakta durabilecek mi? Çin ekonomisi ayakta durabilecek mi? Bu işin bedeli mesela kime ödetilmeye çalışılacak? Görünen o ki Çin'in üzerine yıkılmaya çalışılıyor. Hatta pek çok dava hazırlanıyormuş şu anda Çin'e. Çin bu hastalığı baştan fark edip gizli dediği için, söylemediği, paylaşmadığı için, bu kadar yayılmasına sebep olduğu için, dünya ekonomilerini çok ciddi zarara soktuğu için, çok ciddi insan kayıplarına neden olduğu için. Gerçi orada tazminat davaları açılmaya kalkılırsa maddi ve manevi olan milyonlarca tazminat davası arka arkaya gelecektir. Çin'e özellikle. Bu Çin ekonomisinin, Çin siyasetinin çok ciddi sıkıntıya girmesi anlamına gelir. Ödese bir türlü, ödemese bir türlü. Öderse kendi ekonomisiyle ilgili büyük sıkıntılar yaşayacak. Ödemezse de işbirliği yaptığı ülkelerle bundan sonraki süreçte çalışma ihtimali olmayacak. Amerika bunu tahsil edebilir mi? İngiltere bunu tahsil edebilir mi? Avrupa ülkeleri ya da gelişmekte olan ülkeler bunu tahsil edebilir mi? Bu ayrı bir tartışma konusu. Çünkü büyük ihtimalle bu ülkeler Çin bu parayı ödese bile belki Çin'le işbirliği yapmak istemeyecekler bundan sonraki süreçte. Ekonomiyle ilgili çok şey değişecek. İnsanlar ve ülkeler kendi üretimlerini kendileri yapmaya başlayacaklar. Tek elden üretim yapmanın sıkıntılarını yaşıyoruz şu anda. Pek çok ülke kıtlık konuşuyor mesela. Pek çok ülke her şeyini Çin'e yaptırdığı için, bütün fabrikalarını Çin'de tesis ettiği için yeniden üretim hayatına nasıl geçebiliriz? Bu tesisleri kendi ülkemizde nasıl kurabiliriz endişesi yaşıyor. Bakın 2.3 trilyon dolarlık bir
açıkladı. Paket açıkladı Amerika. Şimdi 1,5 trilyon dolarlık bir paket daha bizim faturasını ödemek amacıyla değil. Şu anda ülkeleri ayakta tutabilmek amacıyla. Bunu daha önceki videolarımda da sizlerle paylaştım. Bir kez daha söylüyorum. Şu anda halkları ayakta tutabilmek adına, örneğin Amerika kendi halkını, kendi ekonomisini ayakta tutabilmek adına kasayı açıyor. Parayı piyasaya veriyor. Kendi şirketlerini ayakta tutmaya çalışıyor. Kendi halkını ayakta tutmaya çalışıyor. İşsizliğini belli bir noktada tutmaya çalışıyor. Şimdiden %10'lar konuşulmaya başlandı ama daha da artmasından korkuyor, endişeleniyor. Sadece Trump değil, artık bu siyasi bir mesele olmaktan da çıktı. Bu ulusal bir meselesi haline geldi Amerika'nın. Geleceğiyle ilgili bir meseleden bahsediyoruz. Sonuç itibariyle bu 10 yıl içerisinde çok ciddi bedeller ödeyebileceğinin farkında Amerika. O nedenle herkes kendi ekonomisini kurtarmaya değil bakın. Herkes kendi ulusal çıkarlarını korumaya, kurtarmaya çalışıyor. Ekonomisini değil bakın. Kendi ulusal çıkarlarını korumaya ve kurtarmaya çalışıyor şu süreçte. Kendi sistemini ayakta tutmaya çalışıyor şu süreçte. Onun için bu büyük bir illüzyon sevgili dostlarım. Açıklanan paketlerin, indirilen faizlerin, ekonomiyi kurtarma çabasıyla yapıldığı söylemleri tamamen bir illüzyon. Ekonomiyi kurtarmakla hiçbir ilgisi yok. Ekonomiyle ilgili bedeller daha ortaya çıkmadı çünkü. Bu kriz ne zaman bitecek sorusunun cevabı, aslına bakarsanız dünya ekonomisinin ne zaman çökecek sorusunun da cevabı. Diyelim ki bu iş 1 Haziran'da bitti, emin olun dünyadaki ekonomik kriz de 1 Haziran'da başlayacak anlamına geliyor. Bir deprem olduğu zaman çok ciddi sıkıntılar yaşanır ama arkasından çok hızlı bir şekilde piyasalar hareketlenir, inşaat sektörü hareketlenir vesaire. Bu salgın krizi öyle bir kriz de değil. Onun için dikkatinizi özellikle çekmek istiyorum. Bu salgın krizi uzun süre insanların temkinli yaklaşmasını beraberinde getirecek. Her şeye karşı daha temkinli olacaklar. Belki çoğu kişi evden çıkın ya tamam bir şey yok dese de devletler bir anda sokaklara çıkmayacaklar. Bir anda alışveriş yapmaya başlamayacaklar. Eski alışkanlıklarına geri dönmeyecekler. Nasıl olsa geliyor, istediğim gibi harcayayım demeyecekler. Daha çok tasarruf etmeye başlayacaklar. Daha çok kenara köşeye para atmaya başlayacaklar. Çünkü insanlar şunu gördü. Zor zamanlar her an karşınıza çıkabilir. Ve bu zor zamanlarda kenarda köşede bir birikiminiz yoksa büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunu şirketler de görecek, bunu kişiler de görecek. Tüm dünyadaki halklar daha tasarrufçu, daha tedbirli bir kafa yapısına bürünecek. Böyle bir durumda devletin her şeyi karşılama ihtimalinin ya da imkanının olmadığını da görecek. Dünyanın en büyük ekonomisi olarak görülen koskoca Amerika bile halkına sınırlı ölçülerde yardımlar yapabildi bu süreçte. Şirketler kredili işlemlerin kendilerini böyle zamanlarda nasıl zora soktuğunu fark etmeye başladılar. Evet, ertelemeler oluyor belki ama sonuç itibariyle bu ertelemeler bittiği zaman bu şirketler bir anda işleri artmayacak. Bir anda işleri artmayacağı için de ödemede büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacaklar. O nedenle sizlere diyorum, bu salgın bittikten sonra ikinci aşamada biz ekonomik krizi yaşayacağız. Evet, çok büyük ekonomik bedeller ödüyoruz şu anda, kabul ediyorum. Ama bu bedellerin faturası daha çıkmadı. Şu anda restoranda daha yemek yiyoruz. Daha hesap gelmedi. Hesap geldiği gün itibariyle ekonomik krizin faturasını ödemeye başlayacağız. Bu yanlış anlamayı çok dikkate almanızı rica ediyorum. Yani bir ekonomik krizin içerisindeyiz. Parasal genişleme oluyor. Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya şu kadar parasal genişlemeye gitti. Bu bütün sorunları çözecek falan algısı içerisinde olmayın. Evet, sorunların önemli bir kısmı bu paralarla çözülecek ama salgının sorunları çözülecek. Hastalığın sorunları bu süreçte çözülecek o paralarla. Bu hastalık süreci bittiğinde büyük ihtimalle çok daha büyük paketler açıklamak zorunda kalacak. Çünkü çok ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kalacağız. İşte o zaman dolarda çok daha sert yükselişler, borsalarda çok daha ciddi düşüşler gözlemlemeye başlayacağız. Altın fiyatlarında çok sert yukarı hareketler göreceğiz. Krizin faturası
her geçen gün derinleştiğinde altın fiyatları biraz daha yukarıya çıkacak. O zaman açıklanan parasal genişlemeler büyük ihtimalle finans piyasalarına akmaya başlayacak. Ama finans piyasalarına aktığında insanlar ve şirketler tasarruf kafasıyla hareket ettiği için dolar ve altına olan talep her geçen gün biraz daha artmaya devam edecek. Evet, yeni bir dünya düzenine gideceğiz. Evet, bu yeni dünya düzeninde hayat bambaşka olacak belki ama o yeni dünya düzenine geçiş 3 aşamalı olacak. Daha önce de söylemiştim sizlere. Bazı ülkeler bu 3 aşamanın hepsini yaşayacak. Bazı ülkeler 2 aşama olarak atlatacak bu işi. Birinci aşama olan salgın aşamasını yaşıyoruz şu anda. İkinci aşamada ekonomik kriz aşaması yaşanacak. Ekonomik krizi çözebilenler bir şekilde ayakta kalmayı başaracak. Ama ekonomik krizi çözemeyenler 3. aşamaya, yani sosyal kriz boyutuna geçmeye başlayacaklar. Pek çok ülkede yönetimlerle ilgili, yönetim biçimleriyle ilgili çok ciddi sorunlar ortaya çıkacak. Gelir dağılımıyla ilgili çok ciddi problemler çıkacak. Büyük ihtimalle çok radikal değişikliklerle karşı karşıya kalınacak ve bu süreçte de tüm dünya ülkelerinde dolara ve altına olan talep her geçen gün biraz daha artmaya devam edecek. Ve bu ekonomik kriz netleştikçe, sinyali daha da çok gelmeye başladıkça dolar ve altının yükselme etkisi de daha fazla olacak. Sert atakları görmeye başlayacağız sevgili dostlar. Bugün 6.76, 6.77, 6.72 civarındaki bir doları ekonomik kriz etkisiyle yükseliş olarak kabul etmeyin. Bu yükselişi arkadaşlar şu anki salgın koşullarında rutin bir şekilde yaşanan yükselişler. Borsalarda yaşananlar da rutin düşüşler. Ama ekonomik kriz netleştiğinde borsalarda çok daha sert düşüşler, diğer piyasalarda, altın ve dolar piyasalarında çok daha sert yukarı hareketler göreceğiz. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Ve eğer ki videoyu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Tabii ki kanala destek vermek isterseniz de katıl butonuna basarak üye olabilirsiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.